26 Şubat 2024 Pazartesi Mehmet Yalçın Yılmaz Star Gazetesi Somali Afrika için bir başlangıç. Somali birçok Afrika ülkesi gibi yakın zamanda büyük bir iç savaş yaşadı. Britanya ve İtalya sömürgesi ülkenin geçmişten gelen birçok sorunu vardı. İç çatışmalarla yorulan ülkeyi bir de kuraklık ve açlık iyice sarstı dünya başkentiyle irtibatı kesilen Somali'nin bu süreçte dostu Türkiye oldu. Erdoğan açlıkla mücadele eden ülkeye dostluk elini uzattı ve Türkiye'nin Afrika açılımını başlattı. 2011 yılında Erdoğan'ın Somali ziyareti ülkenin kaderini değiştirdi. İçeride terör örgütü Eşşebap istikrarsızlık oluştururken, ülkenin güvenlik ve kalkınma politikalarına Türkiye tecrübesiyle rehberlik etti. Türkiye, TİKA ve Kızılay başta olmak üzere insani yardım süreçlerini başlattı. Birçok devlet güvenlik bahanesiyle elçilik hizmetlerini üçüncü ülkeler üzerinden verirken, Türkiye en büyük elçiliğini Mogadishu'da inşa etti. Türk devleti, Somali devletinin geleceğinin garantörü olacak on binlerce Somalili öğrenciyi eğitmek üzere Türkiye'ye davet etti. YTB tarafından sağlanan burslarla birçok öğrencinin ülkemizde üniversite okumasını sağladı. Bunun yanı sıra Somali'de açılan üniversitelerde ziraat mühendisi ve sağlık personeli yetiştirildi. Türkiye, Somali halkına balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyordu. Yıllar içinde Türk sivil toplum kuruluşları ve insani yardım gönüllüleri Somali halkının gönlünü kazanmıştı. Somali'de değişen atmosfer birçok ülke için dikkat çekici boyuta ulaştı. Yunus Emre Enstitüsü ve başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok Türkçe öğretim merkezi Somalili öğrencilere Türkçe öğreterek gönül köprüsünü inşa ettiler. Somalili askerler ülkelerini uluslararası taşeron örgütlerden korumak, ve halklarının güvenliğini sağlamak için TSK tarafından her kademede özenle yetiştirildi. Isparta Komando Okulu'nda yetiştirilen Somalili askerler, Heşşebap örgütüne indirilen darbede etkili oldular. Somali diasporası dünyanın birçok ülkesinde Türkiye ve Erdoğan hayranı olduklarını dile getirirler. New York ve Londra gibi küresel şehirlerde tanıştığım Somalililer, her zaman Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirdiler ve Türkiye üzerinden ülkelerinin inşası için çaba sarf ettiler. Somali, Doğu Afrika boynuzunda Aden Körfezi'nin girişinde çok stratejik bir noktada. Somali'nin hemen kuzeyinde Cibuti ve Eritre yine Türkiye'nin özel ilgi gösterdiği ülkeler. Türkiye yüzyılında Afrika'dan daha çok haber gelecek. Somali sadece bir başlangıç. Somali deniz yetki alanlarının kullanımıyla ilgili önemli bir anlaşmaya imza attı. Türkiye artık bölgede arama sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek. Afrika'da Somali sadece bir başlangıç. Hem Doğu Afrika'da hem de Batı Afrika'da Türkiye bütün enerjisiyle halkların sevgisini kazanırken siyasi elitlerin güvenini kazanmaya devam ediyor. Somali'den gelen haber dünya ajanslarında yankılanırken İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Afrika Diaspora Forumu başlayacaktı. Değerli dostum Kongolu sanatçı Enzo Ikah'ın davetlisiydim foruma. Enzo Ikah bana şöyle bir davet metni yolladı. Entelektüel devrim. Yarın Afrika'nın kontrolünü ele geçirmek için gençleri hazırlıyoruz. Endişelenmeyin. Afrika yarın tamamen özgür olacak.